Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle size bugün bu fıstık modelini hazırladım arkadaşlar. 3 dal üzerine tek fıstık ve tek fıstığın üzerine de bu şekilde mor renkli fıstıklarımı hazırladım. Arkadaşlar ilmek sayısı olarak aynı fakat mor ipi çok ince olduğu için fıstıklar biraz küçük gibi düştü. İpin inceliği, kalınlığı da bu şekilde önemli ama bakın gerçekten çok güzel bir model. İşte bunun tam tersini yapacağım. Bir dahaki yaptığımızda renkler arkadaşlar sarıları morları sarı yapacağım. Şöyle bir göstereyim. Modelimin güzelliği çok güzel gözüküyor inşallah arkadaşlar. Güzellik de yansıyordur sizlere. Evet, ilk önce şöyle ikişer zincir çekerek tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda mevcut tığlama işlemi oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ara mesafesi olarak 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane yapmışım. Ben model amaçlı çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle model amaçlı olduğu için de kısa mesafe bırakıyorum. Ekranda şöyle birbirine yakın güzel gözüksün diye. Evet, dediğim gibi 11 tane var. Şöyle 2 tane sizlere göstereyim. Arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir zincirimi çekip buraya yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincirimi çekiyorum. Hemen kapattım. Bir zincir bir defa tığı doladım. Yandakine 2 2 aldım. 4 zincir. Şöyle kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Şimdi bu mesafe yeterli sanırsam arkadaşlar. Model amaçlı olduğu için. Şimdi yuvası dallar için yuva hazırlayacağım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Boş bir tane kutucuk. Yine 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Yandaki tığ battıya 2 2 alıyorum. Boş 2 tane kutucuk. Şimdi ikincisine 4 zincir çekip bir tane pipirik yapıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Pardon, 2 çekelim arkadaşlar. Şöyle 2 ve 2. Evet. Ortada kirpikli kutucuk, yanlarda bir tane boş kutucuk. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çevirdim. Buradaki boş kutucuğumun içerisine girip sabitleyeceğim. Şöyle bismillah. Bir zincirle de dönüşümü yapıp buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. Bir tane yuva kirpik oluşturdum fıstıklar için. 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Hemen sık iğne ile sabitledim. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. 5 zincir. Kapatıp geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6.'yı da yuvada yapıyorum ve ikinci dalımızı da tamamlıyoruz. Bakın. Aynı şekilde 4 zincir. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 ve 5. Trabzanın arasına kapatıp şöyle 1, 2, 3, şöyle takalım.
3, 4 ve 5. Altıncıyı yuvada yapıyorum. Şimdi başlarken burada sık iğne ile dönüş yapmıştık. Bitişte de yapıyorum ve trabzan seviyesine inmek için de şöyle bir tane daha yapıp bir zincir çekiyorum. Sıradakine şöyle trabzan yaptım. 4 zincir, pipirik, bir zincir, bir defa doladım. Yandakine 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir, bir defa doladım. Hemen yandakine 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle bakın. Arasına bir zincir çekerek böyle pipirikler oluşturuyoruz. Sonra iki tane boş kutucuk, birisine kirpik, sonra da üzerine 3 tane dal yapıyoruz. 7 tane zincirin yuvasının içerisine. Evet, çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Kirpikli trabzan, 3 tane dal. Şöyle biraz hem ben çoğaltayım. Fıstıkların yapımında. Şöyle 5 zincirli dalımızın içerisine sık iğne ile ipimi sabitledim ve şimdi arkadaşlar 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim ve bu 9 zincirin altından girip üzerinde bir zincir çekerek ilmek toplayacağız. 1, 2, 3, 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle 16 tane ilmeği toplayacağız. Şu ipi kurtarıp tekrar 16 tane ilmeği bu şekilde topladım. Bakın tığı. Eskinin kaplan iplerinden, çok ince arkadaşlar. Şöyle hepsini bir kapatıp şöyle de bir sıfırlama yapıyorum. Buraya bakın. Bu şekilde yeşil dala bir tane daha tutturup küçük orta boy fıstığımız oluştu. Şöyle düzeltip göstereyim. 5 zincir çekiyorum. Diğer yeşil dalın içerisine girip sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen alttan girip üstünde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'sını da kapatıp şöyle sıfırlıyorum. Boşluk kalmayacak şekilde. Ve bu 5 zincirli yeşil dala sabitledim. 5 zincirimi çekiyorum. Buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alttan girip üstten şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16'nın hepsini bu şekilde kapatıyorum. Bir de yeşil yuvaya kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Bakın, her bir dalın içerisine şöyle elimizle sola doğru düzeltiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde küçük fıstıklar yaptık. Şimdi üzerindeki fıstıkları da yaparak çiçeğimizi tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle ters tarafını çeviriyorum.
Buraya sık iğne ile ipimi sabitleyip 12 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çekip hemen buradan sabitledikten sonra bir zincirle düz tarafına döndüm. Zincirin arasından girip sabitledim. 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri çekip alttan girip ilmek alıyorum. Şöyle yine 16 tane buraya ilmek toplayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şurada hiç boşluk kalmasın arkadaşlar, sıyrılmasın. İlmeğin hepsini bu şekilde geçirip şimdi bir de bu yuvadan şöyle tekrar göstereyim. Tığ atıyor bazen arkadaşlar ilmeği. Şöyle sıkı sıkı bakın burada şurada hiç şu kısımda hiç boşluk kalmayacak şekilde kapatıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum ikinciye başlamadan önce onu unutmayalım arkadaş. Şöyle oturması için yanına. Tekrar 9 tane zincir çekiyorum. Şöyle alttan girip ilmek toplayacağım bakın. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ve 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane ilmeği topladık. Buraya yuvaya kapattım. Şöyle arkadaşlar yanına hemen bir sık iğne yapıyorum bak. Çekip şimdi yine 9 tane zincir çekip fıstık yapacağız. 3 5 6 7 8 9 ve alttan girip üstünde bir zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz zinciri çektim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Şöyle 12 13 14 15 şöyle 16. Toplamda 16 tane ilmeği bu şekilde toplayıp burada kapatmıyorum arkadaşlar. Burada kapatıyorum. Öbür fıstıkları burada kapatmıştım fakat şuralar şöyle düzgün dursun diye burada tam full olanlar de morlar gibi yani yapabilir. Şimdi arkadaşlar buradaki özellik şu.
şu kapatma kısmındaki yuvarlağı tam yapabilmek. Yanına da hemen yine bir sık iğne yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum sık iğnenin yanına. Bakın, ipimi koparacağım. Hemen şu ipleri ben bir yakıp temizleyip geleyim. Evet, modeli tamamladık arkadaşlar. Şöyle kolay ve güzel bir fıstık oyası oldu. İnşallah işinize yarayan da güzel bir çekimle de anlatımı olmuştur. Şöyle bir de sallantılı haline de bakıtayım. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü beğeni ve yorumlar kanalın devamı ve YouTube'da önermeler de ön plana çıkarıyor. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.